Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere dipnot nasıl eklenir onu göstereceğim. Gerek lisans üstü tezlerde gerekse akademik makalelerde sıkça kullanılmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz üzere giriş, ekle, tasarım, sayfa düzeni, başvurular, posta ve birçok çubuk gözükmektedir arkadaşlar. Biz burada başvurular kısmına tıklayacağız. Başvurular kısmı. Ve gördüğünüz üzere burada dipnot ekle var. Buna tıklayacağız. Ancak dipnotu nereye eklemek istiyorsak oraya gelmemiz gerekiyor. Örneğin şu başlığın tamamını seçelim. Veya da başlığın son kısmına gelelim arkadaşlar. Şuraya tıklayalım ve dipnota gelelim. Dipnot ekleye basınca burada dipnot için yıldız çıktı arkadaşlar. Biz bunu tabii ki değiştirebiliriz. 1, 2, 3, 4 diye gitsin de şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Dipnotlar kısmında şu ok işaretine tıklayalım. Sayı biçiminin olduğu yere 1, 2, 3 diyelim. Uygula diyelim. Tamam diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 1. Ve burada en altta 1 çıktı arkadaşlar. Bu bizim birinci dipnotumuz. Başlık olduğu için şöyle bir şey yapabiliriz. Bu çalışma 2020 yılında tamamlanmış yüksek lisans tezinden elde edilmiştir. Veya da uyarlanmıştır diyebilirsiniz arkadaşlar. Metin içinde de göstermek gerekirse örneğin arkadaşlar şu P3 ben şu kısmı kopyalayayım. Sildim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi P3'ün sonuna geliyorum arkadaşlar. Bir dipnot daha ekliyorum. Gördüğünüz üzere burada dipnot 2 çıktı. Şu kısmı şöyle yapıştırayım. Şu P3'ün üzerinde 2 var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu altta dipnot olduğunu gösteriyor. Bu P3'te 3 tane PPP yani 3 tane P'nin yan yana gelmesi anlamına geliyor. İkinci sayfada şuraya KÖ'nun olduğu yere bir dipnot ekleyelim arkadaşlar. Bu sefer de o sayfanın altına dipnot verir. KÖ kamu özel ortaklığı demek arkadaşlar. Sadece buraya bilgilendirmek amaçlı şöyle yazıyorum arkadaşlar. Siz bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kendi çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Dipnot vermek gördüğünüz üzere çok kolay. Diğer videolarda içerik hazırlama, tablo listesi oluşturma, grafik listesi oluşturma gibi birçok tez aşamasında işimize yarayan Word uygulamalarına değineceğim arkadaşlar. Abone olup destek verirseniz sevinirim.